İyi günler değerli izleyenler. Bugün 15 Mart günlerden salı gündemden haberlerle lenti ve ekranlarında karşınızdayız. İyilik ödülleri programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iyilik ödülü alan vatandaşlara ödüllerini verdi. Konuşmasında CHP ve Diyarbakır annelerine değinen Erdoğan biz mültecilere kapımızı kapatmayacağız dedi. Diyanet Vakfı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası iyilik ödülleri programında kürsüdeydi. CHP'ye seslenerek onlar mültecileri gönderecekmiş. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz dedi. Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi. Bugün Ukrayna'dan geliyorlar. Yarın nereden geleceklerini bilemeyiz. Ama bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir. Bundan hiç endişeniz olmasın. Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ne diyorlar? Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Biz göndermeyeceğiz. Çünkü biz Ensar'ın ne olduğunu, muhacirin ne olduğunu peygamberi bir metod olarak çok iyi biliriz. Sevgili milletime sesleniyorum. Sıkıntılarınız olabilir. Zaman zaman yük de olabilir. Unutmayın bunun ecri çok büyüktür. Terörizmden de bahseden Erdoğan, Diyarbakır annelerinin mücadelesinden de bahsetti. Yaklaşık 40 yıldır tam bir gözü dönmüşlükle sadece yaktılar. Sadece yıktılar. Baskı, şiddet ve tetişle Kürt kardeşlerimizin hayatını zindana çevirdiler. Analarından zorla kopardıkları gencecik çocukları ölüme gönderirken kendi çocuklarını Avrupa'nın başkentlerine tatile yolladılar. Diyarbakır anneleri 925 gün önce terör örgütüne karşı çıktıkları isyan bayrağıyla işte bu iki yüzlülüğe edi bese dediler. Başlattıkları evlat nöbetiyle Diyarbakır anneleri sadece korku duvarlarını parçalamakla kalmadılar. Aynı zamanda siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarının maskelerini de aşağı indirdiler. Diyarbakır annelerinin evlatlarımızı geri istiyoruz haykırışı teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biridir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında kürsüdeydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanları için geçtiğimiz hafta gidiyorlarsa gitsinler sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seni göndereceğiz dedi. CHP lideri Devlet Bahçeliye de tepki gösterdi. Üretemiyoruz. Bizim teşviye ihtiyacımız var. Bizim üretmeye ihtiyacımız var. Bizim çocuk çocuğumuz var. Onların beslenmeye güzel bir yaşama ihtiyacı var. Diyorsan tek bir adresim var kardeşim. Adı belli, şanı belli, şerefi belli. Cumhuriyet Halk Partisi kardeşim. Buna vereceksin oyunu. Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı ve sağlık çalışanlarına seslendi varsın giderlerse gitsinler diye açıklama yaptı. Demokratik yollarla seni gönderecek olan biziz. Onların tamamı burada kalacak. Ülkelerinde kalacak. Bütün sağlık çalışanlarına söylüyorum. Az kaldı merak etmeyin. Bütün haklarınızı alacaksınız. Sizi yurt dışına gitmeye zorluyorlar. Gitmeyin. Burada kalacaksınız. Beraber biz göndereceğiz. Diyarbakır ziyaretiyle ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisini alan Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye de seslendi. Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitmiş çiftçiye ücretsiz elektrik verecek vay sen oraya nasıl gidersin? Ben Türkiye'nin her noktasına giderim. Alnım açık giderim. Bu ülke için giderim. Vatanım için giderim. Bayrağım için giderim. Ama sen gidemezsin. Hükümeti eleştiren CHP lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sandığı işaret etti. Gideceklerini çok iyi biliyorlar. İki amaçları seçim kanununda değişiklik yapıp milletin iradesini meclise yansıtmak değil. Amaçları biz acaba koltuğumuzu nasıl koruruz? Bunun için bir düzenleme yapıyorlar. Biz seni yolcu edeceğiz kardeşim, yolcu edeceğiz. Hiçbir güç seni o koltuğa mahkum etmez. Hiç meraklanma. Seni oradan paşa paşa göndereceğiz. Partisinin grup toplantısında kürsü kürsüdeydi. MHP lideri Devlet Bahçeli'de gündeminde CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği vardı. Gece demediler. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mart Bayramı'nı kutladı ve sağlık çalışanlarının 3 gün iş bırakma eylemiyle ilgili Türk Tabipleri Birliği'ne seslendi. Türk Tabipler Birliği'nin bu kara propagandanın sevk ve idaresinin yapıldığı nifak yuvası olarak her tertibe, her yalana, her iftiraya sarıldığı alani bir gerçek olarak karşımızdadır. Bunlar mesleğe başlarken ettikleri Hipokrat yeminlerini çiğneyen, hekimliğin itibarına menfur ideolojik saplantılarla zarar veren yüz karalarıdır. Eğer bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa o da Türk Tabipler Birliği'nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtı. <laughs> Haydi buyursunlar. Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın. Bahçeli'nin geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti Türkiye'nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur ifadelerini kullanmış. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu paylaşıma bir emoji paylaşarak yanıt vermişti. Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Ne demekse bu emoji? Sayın Kılıçdaroğlu emojiyi bırak. Ergenler gibi davranmaktan vazgeç. Emelin nedir? Hedefin nedir? Kafanın içindeki asıl gündem nedir? Onu söyle, ondan bahset. Yanına alıp konuşturduğum bölücüler devlete ve millete daya meydan okurken çıtını çıkarmadın. Sessizliğe çakıldın. Zinmen de onayladın. Sözde Kürt sorununu tanıdığını, zilletin diğer partilerin de aynı görüşte olduğunu açıkladın. Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle görüştün mü? Eğer bu görüşme olduysa teröristlere ümit verdin mi? Diyarbakır cezaevinde sözde işkence görenleri hatırladın da şehitlerimize bir fatiha okumayı hiç düşündün mü? emoji de seni kurtaramaz. Kimlerin empozesi, kimlerin tekeli altında olduğunu artık gizleme şansın kalmamıştır. Rusya'da bir televizyon kanalında canlı yayın esnasında spikerin arkasına geçen bir editör savaşa hayır yazan bir pankart açtı. Canlı yayın kesildi ve editör kadın gözaltına alındı. <laughs> Rusya'da bir televizyon kanalında canlı yayın esnasında kanalda editör olarak çalışan bir kadın savaşa hayır yazılı bir pankart açtı. Canlı yayın esnasında meydana gelen olayın ardından hemen yayın stüdyodan çıktı ve ekrana haber görüntüleri geldi. Pankartta savaşı durdurun, Propagandaya inanmayın. Size burada yalan söylüyorlar yazıyordu. Olayın ardından kanal bir editörü Marina Ovsyanikova sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptığı bir video paylaştı. Ukrayna'da yaşayanların suç olduğunu söyleyen editör, Rusya'nın saldırgan bir ülke olduğunu ve bütün bu saldırılardan sadece bir kişinin sorumlu olduğunu söyledi. Bu bir kişinin de Putin olduğunu belirten editör. Biz Rus halkı düşünebiliyoruz ve zekiyiz. Bu çılgınlığı durdurmak bizim elimizde. Mitinglere çıkın, hiçbir şeyden korkmayın. Hepimizi hapse atamazlar dedi. Bu açıklamaların ardından editör gözaltına alındı. Rusya'nın Ukrayna saldırılarına karşı Batı ülkelerine ait sosyal medya şirketleriyle Rus yönetimi arasındaki yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Daha önce Meta şirketlerine ait Facebook uygulamasına erişimi engelleyen Rusya, bu kez de yine aynı şirkete ait Instagram uygulamasının kullanılmasının kısıtlandığını duyurdu. Son kez Instagram kullanan fenomenlerse ağlayarak takipçilerine veda etti. Facebook, Instagram, Ukrayna-Rusya savaşı sırasında nefret söylemi kurallarını değiştirdi. Araştırmalara göre bu iki platformda Ruslar ve Rus askerlerine karşı şiddet ve nefret kullanımına göz yumulacak. Rusya ve Belarus lideri hakkında ölüm çağrısı yapılan paylaşımlara da izin verildi. Rusya ise sosyal medya üzerinden başlatılan sosyal saldırıya tepi gösterdi. Kısa süre önce savaş nedeniyle Vladimir Putin'e tepki olarak Facebook yasaklanmıştı. Bu yasaklara bir yenisi daha eklendi ve artık Instagram'da Rusya'da kullanılmayacak. Rusya için son tarihi 14 Mart'tı. Rus sosyal medya fenomenleri ise duruma oldukça sinirlendi. <laughs> Gelir kaynaklarını ve hobilerini yitiren fenomenler ağlayarak takipçileriyle vedalaştı. <laughs> Eğer benim için ve bloggerlar için sosyal medyayı sadece bir iş olarak görüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu benim bütün hayatım demek, ruhum demek. 5 yıldır Instagram'la yatıp kalkıyorum. 80 milyon Rus vatandaşınınsa bu hamleyle hem dünya ve hem de birbirleriyle iletişimi kesilmiş oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Kiev yönetiminden açıklama geldi. Zelenski'nin danışmanı Rusya ile yaşadıkları çatışmaların bitiş tarihine ilişkin tahminde bulundu. Savaşın bitiş tarihini verdi ve hedefimiz Mayıs ayı dedi. Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın ardından müzakere süreçleri devam ediyor. Şimdiye kadar bir ilerleme kat edilemedi. Fakat Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestovich savaşın ne zaman sona ereceğine dair görüşünü paylaştı. Arestovich, Ukrayna'daki savaşın Rusya'nın saldırı kaynaklarının tükenmesinin ardından Mayıs ayı başlarında biteceğini söyledi. Bence en geç Mayıs, Mayıs başı bir barış anlaşması yapmalıyız. Belki çok daha erken, mümkün olan en yakın tarihlerden bahsediyorum, dedi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir Avrupa devletine yönelik en büyük saldırı olarak kayıtlara geçen olay, Putin tarafından özel askeri operasyon olarak nitelendiriliyor. Şu anda bir yol ayrımında olan Ukrayna, Rusya'nın yeni yetiştirdiği askerleri cepheye sürme riskiyle karşı karşıya. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle komşu ülkelere geçen mültecilerin sayısı 3 milyona ulaştı. Bunların 1.4 milyonu ise çocuk. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaştan en çok siviller zarar görüyor. Net rakam verilmese de yüzlercesi bu saldırılar sırasında can verdi, binlercesi de yaralandı. Yerini yurdunu terk edenlerin sayısı ise milyonları buldu. Birleşmiş Milletler komşu ülkelere geçen Ukraynalı mülteci sayısını açıkladı. 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında bugüne kadar komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 3 milyona ulaştı. Savaşın başından bu yana ise pek çok çocuk öldü veya yaralandı. Şu ana kadar 1.4 milyondan fazla çocuk ülkeden kaçtı. Savaşın başından bu yana Ukrayna'da günde 70 bin çocuk mülteci durumuna düştü. Komşu ülkelere geçen çocukların ailelerinden kopma, cinsel taciz ve insan kaçakçılığı riskleriyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Ukrayna yetkilileri bu felaketten kurtulmanın tek yolu bu savaşa son verilmesidir. Şimdi sona erdirilmesidir dedi. 16 Mart yani yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 76 kuruş, motorin grubunda ise 93 kuruş indirim bekleniyor. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakerelerden barış sinyallerinin çıkması ve Avrupa'nın Rusya'dan enerji almaya devam edeceğini açıklaması petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Brent petrol varil fiyatları %4'ün üzerinde değer kaybı yaşayarak 102 dolar seviyesine geriledi. Bu düşüş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da aşağı çekti. Hareketlenmelerin ardından 15 Mart itibariyle motorinde 2 lira 38 kuruş indirime gidilmişti. İkinci indirim haberi ise gecikmedi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta ikinci bir indirim daha yapılacak. Böylelikle benzinin litre fiyatında 1 lira 76 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 93 kuruş düşüş yaşanacak. Bursa'da ortalama 20,51 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,75 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 20,38 liradan 18,63 liraya, İzmir'de ise 20,52 liradan 18,76 liraya düşecek. Bursa'da ortalama 20,66 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,73 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 20,53 liradan 19,06 liraya, İzmir'de ise 20,65 liradan 19,72 liraya inecek. Şimdi sırada ise bizden bir haber var. Ticaret Bakanlığı'nın 25. geleneksel tüketici ödülleri sahiplerine buldu. Bu ödüllerden biri de Line TV'de Tüketici Hakkı isimli programını hazırlayan ve sunan Tüketicileri Koruma Derneği Genel Başkanı Necdet Filizoğlu oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen tüketici ödülleri sahiplerini buldu. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmağı'nda katıldığı ödül töreni Ankara'da yapıldı. Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi amaçlarıyla düzenlenen programda 2021 yılı faaliyetleri dikkate alındı ve buna göre ödüller sahiplerine teslim edildi. Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu Line TV'de yayınlanan Tüketici Hakkı programı aynı zamanda programın yapımcısı ve sunucusu Necdet Filizoğlu ödüle layık görüldü. Filizoğlu ödülünü Top Yönetim Kurulu Sayman üyesi Faik Yavuz'un elinden aldı. Bursa ilinde yayın yapan Line TV'de yayınlanan ve ödüle layık görülen tüketici hakkı programı alkışlarınızla ödüle layık görülmüştür. Programın yapımcısı ve hazırlayıp sunan Tüketicileri Koruma Derneği Genel Başkanı Necdet Filizoğlu'nu ödülünü almaya davet ediyorum. Hoş geldiniz. ...2021 yılında tüketicinin korunmasına yönelik haberler ve köşe yazılarıyla gazeteci Mehmet Çetinkaya da ödül aldı. Yazılı basın tüketici ödülü dalında ödüle layık görülen yazar, muhabir ve habercilerin ödülleriyle buluşturulmasına devam ediyoruz efendim. Bursa İnternet Gazetesi'nde yayınlanan köşe yazılarıyla Mehmet Çetinkaya'yı sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Çetinkaya. Kaya. Sağlık çalışanlarının iş bırakma eylemlerinde ikinci gün bugün Bursa Tabip Odası ve Ses Bursa Şubesi şehir hastanesinde bir araya gelerek ortak bir açıklamada bulundu ve taleplerini bir kez daha kamuoyuyla paylaştı. Mart ayında mücadeleyi büyütüyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz diyen sağlık emekçileri iş bırakma eylemlerinin ikinci gününde Bursa Şehir Hastanesi'nde bir araya geldi. Bugün gene şiddet gördü hekimler. Burada, Bursa'da şiddete uğradık. Bu şiddet artık son bulsun. Basın açıklamasında bize 5 tane müjde verildi. Müjde olarak lanse edilen şeylerin hiçbirisi müjde değil. Ve bizim hayatımızda hiçbir değişiklik olmadı. Bursa Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası bir kez daha özlük hakları için açıklamada bulunup 15 maddeden oluşan taleplerini paylaştı şiddetsiz ve güvenli çalışma ortamı için yeni etkili sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın. Performans ek ödeme değil insanca yaşamaya yetecek yoksulluk sınırının üzerinde emekliye yansıyacak temel ücret. 3600 7200'e kadar kademeli ek gösterge uygulansın. Fiili hizmet süresi, yıpranma payı, sağlık hizmetlerinde çalışan tüm emekçilere yıllık 90 gün üzerinde tam olarak uygulansın. Bursa Nülüfer'e bağlı 100. yıl mahallesinde aşırı hız ve gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan araç önce ağaca çarptı ardından takla attı. Aracın içindeki iki kişi de hayatını kaybetti. Otomobil hurdaya döndü, ağaç kırıldı. Kaza yeri sanki savaş alanına döndü. Kazanın adresi Bursa Nilüfer'e bağlı 100. Yıl Mahallesi İzmir Yolu Caddesi. Hicret Er isimli sürücünün kullandığı otomobil aşırı hız ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı ve önce yol kenarındaki ağaçlara çarptı ardından defalarca takla attı bu hale geldi. 50 metre sürüklenen araçta iki kişi vardı. Sürücü Hicret Erve yanındaki Serdar Demir hurdaya dönen araçta sıkıştı. Gelen itfaiye ekipleri otomobilin kapılarını kesti ve sıkışan iki kişiyi de araçtan çıkardı. İkisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bursa'da bir nakış atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İki otomobil zarar görürken şans eseri yaralanan olmadı. Atölyede bomba gibi patlama yaşandı. Ortada ne kapı ne pencere kaldı. Atölyenin altında bulunan araçlarsa zarar gördü. Çalışıyorduk. Bir ses geldi. Geldik baktık. Camlar mamlar hepsi aşağıda. Olay Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde bir nakış atölyesinde meydana geldi. Üç katlı işyerinin ikinci katındaki atölyede patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, afat ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise patlamanın nedenini bulmak için inceleme yaptı. Patlamanın etkisiyle iş yerinin demir kapısı ve camları yerinden çıkarak çevredeki araçların üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Patlamada ise can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kapı, cam hepsi yola fırladı. Araçların üzerine düştü zaten burada. Karşı komşumuzun arkadaşları çay molasındaydı bir 10 dakika öncesi. Onların da çay molasının bitmiş olması da bizim için büyük şans şu anda yani. Vaziyet durum bu. Biz de yani korktuk dükkanda. bayağı bir şiddetli bir patlama oldu. Bursa Nülüfer'e bağlı Özüce'de bir odun depotuzundan alevler yükseldi. Dumanların gökyüzüne ulaştığı yangın kısa süreli panik yarattı. İnegöl'de de bir mobilya imalathanesinden alevler yükseldi. Odunluk olarak kullanılan ahşap depo alev alev yandı. Vatandaşlar dumanları görünce büyük panik yaşadı. Bursa Nilüfer'e bağlı Özlüce Mahallesi yangının adresi. Odun istifi yapılan ahşap depodan alevler yükseldi. Kısa sürede hızla büyüyen alevler için vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangınla ilgili polis inceleme başlattı. Bir diğer yangında İnegöl'deydi. Mahmudiye Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İki katlı imalathanenin çatı katından yükselen alevleri çalışanlar fark etti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İmalathane tahliye edilirken gelen itfaiye ekipleri de kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Talaşlardan çıkan yangın nedeniyle imalathanede maddi hasar meydana geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturma odasında oyun oynayan çocuk yerde duran 2 adet 50 kuruşu şeker sandı ve ağzına attı. Anne çocuğunun ağzındaki paraları fark etse de çocuk çoktan paraları yutmuştu. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor. 2 yaşındaki çocuk şeker sandı yerde duran 2 adet 50 kuruşu yuttu. Anne yetişmeye çalıştı fakat çocuk çoktan yutmuştu. Olayın adresi Bursa'nın İnegöl ilçesi. Oturma odasında oyun oynayan 2 yaşındaki Murat isimli çocuk yerde metal paraları gördü. Şeker sanan çocuk 50 kuruş olan 2 parayı da yuttu. Anne çocuğun ağzındaki paraları son anda fark etti. Çocuğunun ağzına attığı paraları çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla annesinin kucağında İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde paralardan birinin midesinde, diğerinin ise yemek borusunda kaldığı görüldü. Nefes almasını engellemeyen paralarsa bir felaket oluşturmadı. Çocuğun durumu iyi, tedavisi ise sürüyor. Aç kalan ayılar köylerin içine girince köylüler kendilerince, kendilerince seferberlik ilan etti ve Gemlik'teki yeni köy mahallesinde de bir grup ayı, bir grup köye inen ayıyı otomobille kovaladı. Aç kalan ayı köye indi. Ayının köye indiğini gören vatandaşlar ayıyı otomobille kaçırdı. Bursa Gemli'ye bağlı Yeniköy mahallesinde ayıların köye inmesiyle köylüler seferberlik ilan etti. Aç kalan hayvanlar yerleşim yerlerinde gezinince vatandaşlara herhangi bir zarar gelmemesi amacıyla otomobile binen bir grup köylü ayıyı köyün dışına kadar kovaladı. Ayı bir süre köylülerden kaçtıktan sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Osman Gazi Belediyesi İsmetiye Mahallesi'nde tarım arazisine kurulan kaçak hobi bahçesindeki yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Osman Gazi'de kaçak yapılarla mücadele sürüyor. İsmetiye Mahallesi'ndeki tarım arazileri üzerinde imara aykırı şekilde yapılan hobi bahçesindeki yapılarla ilgili yıkım kararı alındı. Osman Gazi Belediyesi ekipleri adrese gitti ve kaçak yapıların boşaltılması gerektiğini, yapıların yıkılacağını söyledi. Eşyalar boşaltıldı ve kaçak yapılar güvenlik önlemleri alınarak iş makinesiyle yıkıldı. Yüksek hızlı tren Bursa Yenişehir Bilecik hattı arasındaki çalışmalar devam ediyor. Yenişehir'de çalışmaların başladığı hızlı tren hattında bu bölgede çalışmaların 2024 yılında bitmesi bekleniyor. Tünel için alanlar patlatılıyor, işçiler harıl harıl çalışıyor. Yüksek hızlı tren Bursa Yenişehir Bilecik hattı arasındaki çalışmalar hızla devam ediyor. Osmaneli Yenişehir arasında çalışan kalyon inşaatı ait tren şantiyesini, tren istasyon şantiyesini gezdik. Görünmeyen kısımda daha iyi çalışmaların olduğunu bize gösterdiler. Çeşitli fotoğraflarını gördük. Orada video görüntülerini aldık. Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, MHP İlçe Başkanı Arif Eren... AK Parti ilçe başkanı Fikret Hatipoğlu hızlı tren şantiyesinde proje müdürü Dahan Kılıcı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyük bir yatırım. Maliyetleri sorduğumuzda korkunç rakamlar. Yani devletin gücü her şeye yetiyor. 2024 yılında buranın biteceğini ve Balıkesir, Bandırma ve Osmaneli hattının 210 kilometre civarında oldu ve hizmete sunulacağı söylendi. İstanbul Üsküdar'da restorana giren çift, işletme personeli tarafından bu kadar yakın duramazsınız diye uyarıldı. Tartışmaya kulak misafiri olan diğer müşteriler de personele tepki gösterdi. O anlarsa çiftin telefonuyla kayda alındı. Kafenin işletme personeli bir çifte burada fazla yakınlaşmayın diyerek uyardı. Çevredekiler duruma tepki gösterdi. Biraz mesafe istiyorum sizden. Ne konuda? Kız arkadaşımla Yakınlaşmayacaksınız birlikte. Yakınlaşmayacaksınız burada çok fazla. O anlamda. Üsküdar'da evet. benim kız arkadaşımla el ele oturmam sizi rahatsız etti. El ele oturmadığınızı siz de iyi biliyorsunuz. Yer İstanbul Üsküdar'da bulunan bir kahvaltı salonu. Restorana giren çift işletme personelinin tepkisiyle karşılaştı. Çiftin fazla yakınlaştığını iddia eden işletme personeli müşterileri birbirinden uzak durması yönünde uyardı. Olay gitgide büyürken çevredeki diğer müşteriler de kafe personeline tepki gösterdi. Hanımefendi sizinle bir alakası yoktur. Şey Beyefendi bir masa yanımızda oturuyorlar. Yaptığı uyarının ardından sorunu çözemeyeceğini anlayan personel uzaklaştı. Kahvaltı yapan çift ise masadan kalktı. İnsanlar birbirine sevgi gösteren insanları burada istemiyoruz diyebilirsiniz. Burada garsonlarla üzerimize yaklaşmanızın Üzeriniz bir manası yok. Şu an hepiniz geldiniz i̇şte mesela başımıza. Şu an abartıyorsunuz yani. Şimdi sadece tabii, medyatik tabii. olmaya çalışıyoruz. Tabii tabii. Bursa Spor Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 12 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. Yeşil Beyazlı takım bu süreçte tam 28 puan kaybetti. Spor Toto 1. Lig'de bu sezon hayal kırıklığı oluşturan Bursa Spor'da işler iyi gitmiyor. Yeşil Beyazlı ekip oynadığı son 12 müsabakada sadece bir galibiyet elde ederken 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. 6 maçtan puan çıkartamayan Timsah bu süre zarfında haneye 8 puan yazdırırken tam 28 puan kaybetti. Ligde 25 puanı bulunan Bursa Spor 18. sırada yer alıyor. Bursa Spor'un ateş hattının üzerindeki takım olan Menemen Spor'la arasındaki puan farkı ise 7. Bursa Spor pazar günü konuk edeceği Balıkesir Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin 29. haftasında sahasında Balıkesir Spor'la karşılaşacak olan Bursa Spor, Özüce İbrahim Yazıcı tesisleri Nejat Biyediş sahasında yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Mustafa Er antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu koşular ve pas pres çalışmaları ile devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maçlar yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın yine aynı saate görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.